arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün e, minik bir çorap çalışması yapacağız çorabımızı kız ve erkek bebeklerimizi yetişkinleri hepsine e, uyarlayarak örebiliriz bir yaş grubu için ördüm hemen ölçülerimize bakalım topuğumuza kadar şöyle ölçüyorum bakınız 7,5 cm şuradan bakınız genişliğine bakalım yedi santimde çorabımızın genişliği Evet burun kısmından sık iğnelerle çorabımızı örmeye başladık burada öreceğimiz yaş grubuna göre eğer biraz daha büyük örmek istiyorsanız bir sıra daha sık iğnemizi artışlarımızla yapalım Eğer çok daha büyük bizler için istiyor isek biraz daha artışlarımızı birkaç sıra daha devam ettirerek e, yeterli genişliğe gelince örmeye devam edelim artık artışlarımızı yapmadan başını bir defa dolayarak Örelim sık iğne kısmımız sadece burun kısmımızda kalsın. Ne kadar çok artış yaparsak burun kısmı birden büyüyecektir ve yaş gruplarında ona göre ayakları ayarlanacaktır. Yani tamamen ayarlama işlemimizi bu kısımdan yapmaktayız. Daha sonrasında ise yukarıya doğru ilerleyerek devam ediyoruz. Topuk kısmımızda örmek için... Patimizi ortalıyoruz. Ortayı biraz geçtikten sonra işaretimizi takıp sürekli hem düz yönden hem ters yönden örerek buradaki topuk kısmını da çıkarıyoruz. Daha sonra boyun kısmına geçiyoruz ayağımızın bilek kısmına. Dilediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Daha da uzatabilirsiniz. Tamamen artık dümdüz örüyoruz. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir de kafesimizi ördük. Kafesimizin içerisinden kendi renginden zincirimizi çektik ve ucuna bir tane piyongumuzu yerleştirdik bu şekilde çorabımız tamamlanmış oldu çalışmamızı dilediğiniz iplerle örebilirsiniz ben iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve nakunun ipini kullanıyorum sizler elinizde hangi ipleriniz var ise onlarla örebilirsiniz çok fazla yün olu yani tüylü e, ıı, tiftik tarzı olup çocuğumuzun ağzına dolaşmayacak ya da ayağını rahatsız etmeyecek ürünler olması yeterlidir. Evet kolay gelsin diyerek hemen çorabımızı örmeye başlayalım kolay gelsin. Sihirli halka yaparak örmeye başlıyoruz. 2,5 numaralı sığımı kullanıyorum. 1 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Halkamızı çıkarıyorum. Sık iğne olarak 1, 2, 3 4 5 ve 6 6 adet örüyoruz ve halkamızı sıkıştırarak kapatıyoruz çekmiş olduğum iki zincirin arasından şöyle giriyorum hemen bakınız geçişimi yaptım alıyorum ipimi ve geçişimi yaptım tam 6 tane bakınız Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. Ve diğer sık iğnelerimin üzerine her birisine ikişer tane batıyorum. 2 battım bakınız. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluyor. son olarak örüyorum 11 ve 12 tam 12 tane sık iğnemi ördüm bir zincir çektiğim yere gelerek şu şekilde batıyorum bir zincir çekmiştim sadece ilmeğimi geçiriyorum yeniden bir tane zincir çekiyorum üçüncü sıramızda ise bir çift bir tek bir çift bir tek olarak örelim hemen dibine bir tane batıyorum ve başlıyorum bir tane çift bir tek bir çift aynı yere ikinci kez batıyorum tek örüyorum bir sonrasını çift ve burada 18 tane trabzanımız oluyor bir çift bir tek olarak örelim tek çift Tek, çift. Tekrar başlangıç noktamıza geldim. Bir zincir çektiğim yere hemen tığımın başını girdiriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane daha zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Zincirimi çektim, dibine battım. Bakınız, burada iki tane tek, üçüncü çift, iki tek, üçüncü çift, iki tek bir çift de diyebiliriz. Bir tane tek. 3. aynı yere batarak çift. iki tane tek 1 2 3. çift. 1 ve 2. Tekrar 1 2 tek 3. çift. Patiğimizin burun kısmını 6 olarak sık iğnemizi başlattık. Her birisini ikişer ördük. 12 oldu. Sonrasında bir tek bir çift ördüm. 18 oldu. 2 tek bir çift olarak ördük. 24 tane sık iğne oldu. Şimdi ise 4 tane tek bir çift. 4 tek bir çift örerek 30 tane sık iğne sayısına ulaşacağız. Hemen başlıyorum. Bakınız geçişimi yapıyorum. Bir zincirimin olduğu yere sadece geçiş. Tekrar bir zincirimi yapıyorum. Aynı yere batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğnem ördüm hemen 5. aynı yere batıyorum çift olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. çift şu şekilde. 4 tek 5. çift olarak örelim ve burun kısmını tamamlayalım. Patiğimizin burun kısmını örerek tamamladım. Birinci sıramızda 6 tane sık iğnemizi ördük. İkinci sıramızda her sık iğnemizi ikişer defa örerek 12 sayısına ulaştık. Üçüncü sıramızda ise bir çift bir tek bir çift bir tek olarak ördük. Dördüncü sıramızda ise 3 tane tek bir tane çift 3 tek bir tane çift olarak ördük ve 24 sayısına ulaştık. En son sıramızda ise 4 tane tek bir tane çift olarak ördüm. 5. sıramızda ve e, 30 tane sık iğnemiz bu şekilde olmuş oldu. Burun kısmı e, sık iğne olduğu için görünmüyor. Bu şekilde e, kafası karışmasın arkadaşlarımızın istedim. E, umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde 6, 12, 18, 24, 30 şeklinde altı'şar altışar artırarak 30 tane ayarladık. Eğer daha büyük örecekseniz yine bir 6 tane artışımızı yaparak e, yine çiftlerimizi arada örelim ve biraz daha büyük yaş grubu için ayarlamalarımızı yapalım şu şekilde bakınız tam orta kısmımızdan ördüm şimdi etrafını başına bir defa dolayarak örmeye başlayacağız Evet geçişimizi yapalım atıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra hemen zincirimi çektiğim yere başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve buradan sonrası hiç artış yapmıyoruz sadece başını dolayarak batıyoruz başını dolayarak batıyoruz ve toplamda 10 sıra örüyoruz devam edelim birlikte tek seferde çekiyorum ters düz örmüyoruz hep düz yönden örüyoruz topuğumuza gelene kadar birer birer batmaktayım bakınız. Küçük numaralı tığlar daha güzel örmekte. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar geldim. Hemen iki tane zincir çektiğim yerin arasına giriyorum. Tığımın başına şu şekilde girdiriyorum ipimi alarak ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve yeniden bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum tek seferde çekiyorum bakın geçişimizi de bu şekilde yapıyoruz ve başını dolayarak ördüğümüz ikinci sıramıza bu şekilde başlıyoruz her birini birer defa örüyorum ve bakın yuvarlanmaya başladım İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. İki zincir çektiğim yere giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir ve iki tane yeniden zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. Ve birer birer yine başını doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Üçüncü sıramıza bu şekilde başladık. Devam edelim. Ve yeniden sıramızın sonuna geldim. İki zincirimi çektiğim yerin tam arasına giriyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar 1 ve 2 zincirimi çekiyorum geçişlerimiz hep bu şekilde yapalım bakınız şu kısım sık iğnelerimizin olduğu bölüm birinci ikinci 3. dördüncü ve beşinci sıramız diğerleri ise başına birer defa dolayarak ördüğümüz yer hemen başını doluyorum aynı yere batıyorum bakınız şuraya batıyorum ve birer birer her birisini başını dolayarak örüyorum ve toplamda 10 sıra olana kadar bu şekilde örelim Çorabımızı 10 sıra başını dolayarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 sıramızı tamamladıktan sonra çorabımızı şu şekilde bakınız şurası geçişimizi yaptığımız yerimiz. İlmeğimiz de burada hemen diğer tarafa geçişimizi yapıyoruz. Topuk kısmımızı çalışmak için ortalıyorum. Sayalım bakınız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. şöyle 9. başını doladığım yere gelerek bir tane ayrım işareti takıyorum. Şöyle hemen hemen ortalı durumda bakınız. Şöyle gördüğümüz zaman ve örmeye başlıyorum. ilmeğimi alıyorum. Geçişimizi yapmadık bakınız. Geçişimizi sizlerle birlikte yapıyorum. 2 zincir çektiğim yere giriyorum geçişimi yapıyorum. Bir iki tane tekrar zincir çekiyorum. Başını dolayarak aynı yere batıyorum. Ve örüyorum bakınız. Birer birer işaretimi bıraktığım yere kadar ilerliyorum. Kaç tane trabzan olursa olsun öreceğimiz çorabımızda tam ortalayalım ortadan iki ya da bir ileriye doğru geçelim bakınız şimdi işaretimi bıraktığım yerdeyim hemen buradan artık işaretimi çıkarıyorum çünkü işaretimi çıkardığım yere başın dolayıp batmıyorum bir defa giriyorum bakın başını dolamadım sadece giriyorum ilmeğimi alıyorum ve şu şekilde sık iğne olarak kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek topuk kısmını başlatmış oluyorum tığımın başını doluyorum sık iğne ve bir zincir çektiğim yere bakın şu kısma ilk başlangıca hemen bir tane başını dolayarak batıyorum ikinci sırasını başlattım başını doluyorum hemen yanındaki göze batıyorum başını doluyorum tam aralığa giriyoruz bakınız zaten aralıklarına batarak örmüştüm diğer uca kadar ilerliyorum çorabımızın topuk bölümünü örmek için şuraya batıyorum ve hemen bir sonraki araya sadece tığımın başını bakınız en son ördüm şöyle görelim şu araya giriyorum bir defa ilmeğimi çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum ve buradaki ördüğüm minik gözün içerisine girerek batıyorum 1 ve sonrasında sıradan takip ediyorum kenarlardan artışlarımızı yaparak ilerliyoruz her iki kenardan birer artış yapıyoruz şimdi iki tane artış yaptık sadece bir sağdan bir soldan son araya giriyorum. Ve yine bir sonraki aşağıdan bakınız bir sonraki gözün içerisine batıyorum. Sıradaki bakın burayı ördüm. Buraya batıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen örmeye başlıyorum. Ve devam ediyorum. araya giriyorum ve bir sonraki bakın şu batmış olduğum yerin hemen yanındaki kısma giriyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son kısma yeniden gelerek batıyorum bakınız. Şöyle kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet sona geldikten sonra topumuzun duruşuna şu şekilde bakalım. Şimdi diğer tarafa da geçtikten sonra tamamen düz örmeye başlayabiliriz artık. Şöyle tuttuğumuz zaman bakınız hemen hemen yarımlanmak üzere tam yarımlanacak zaman bir defa daha işlemimizi tekrar ettiğimizde yeterli olacak bakınız ölçümüz bu şekilde ayarlanacak. Şu kısımda eksiklik kalmayacak. Fazla kesinlikle zaten olamaz. Bu tarafa doğru geçmiş olursunuz. Bu tarafa geçmeden şuradaki açıklığı da kapatıp hemen tamamen yuvarlak bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Yani geri dönüşler yapmayacağız. Bir defa daha işlemimizi tekrar ettiğimizde yeterli olacak. Bir zincirimi çekmiştim. Geri dönüşümü yapıyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki battığım noktaya geliyorum. Örüyorum ilerliyorum diğer yöne doğru. Bir sağdan bir soldan yaptığımızda yeterli ölçümüz olacak. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. O yüzden sayılar burada değişebilir. Şöyle tuttuğunuz zaman yarılanmış olması yeterli. Yani tam yarısı aşağıda diğer yarısı ise yukarıda olduğu zaman topuk kısmımız tamamlanmış demektir. Evet. Bir daha bakınız aşağıya iniyorum. Bir dönüyorum. Batmış olduğum yere giriyorum. Ve artık bu son diğer taraftan tamamen yuvarlak olma, örmeye başlayabiliriz. Çok çok kolay. Kesinlikle sayılara takılmayın. İstediğiniz kadar büyük ya da küçük örebilirsiniz. Ortalayın. Ortalayarak gözünüzün ölçüsüne göre başlatıp devam edebilirsiniz. Evet artık buradan sonrasında hemen geçişimi şuraya yapıyorum. Dışlayın bakınız. Tığımın bu kez başını doluyorum. Direkt diğer tarafa batıyorum ve artık yuvarlak örmeye başlıyorum. Şöyle görecek olursak bakınız. Tamamen çorap konseptine döndürüyoruz. Şimdi yuvarlağımı yaparak örüyorum ve dış yönden geldiğim taraftan yuvarlak örmeye başlıyorum. İçte ördüğümüz zaman başlatmıyoruz. Dışta ördüğümüz zaman hiç bozmadan sıramızı ilerletiyoruz. Şimdi geçtim bu tarafa doğru. Devam ediyorum. çok kolay hemen tamam, birkaç tane örebileceğiniz çoraplar Dilerseniz yetişkinleri de örebilirsiniz Evet şimdi uç noktaya kadar geldim tam turumuzu yaptım tam turumuzu yaptıktan sonra şuradan dış yüzeyden örerek gelmiştim birleşme noktasındayız ilk tam turumuzun hemen şöyle alıyorum diğer tarafa geçiyorum bakınız şuradan giriyorum sıkı bir şekilde geçişimi yapıyorum ki burada herhangi bir şekilde ayrım kalmasın iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum bu başlatmış olduğumuz sıramızı da ördükten sonra artık beyaz ipimize geçişimizi yapabiliriz bilek kısmına doğru ilerlemekteyiz tabi tamamen zevkinize göre tek renk üzeri de bitirebilirsiniz ilerlemekteyim. Hemen ön kısma batıyorum, başını dolayarak. Başlangıç yerimize doğru geliyorum. başlangıç ve bitiş aynı yerdeyiz bakınız hemen iki tane zincir çektiğim yere tığımın başına girdiriyorum ve şu şekilde çekiyorum beyaz ipimle örmeye devam ediyorum beyaz ipimi aldım arasından geçiriyorum 1 ve 2 hemen her ikisinde sıkıştırıyorum Dilerseniz artık sarı ipimizi koparabilirsiniz aynı yere gelerek batıyorum bakınız iki tane zincir başını doladım batıyorum ve başlatıyorum. Bütün aralıkları beyazımızla artık devam ediyoruz. Toplamda kaç sıra ördüğüme bakmak istiyorum. Diğer çorabımda. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördükten sonra şuradaki gördüğümüz kafes bölümünü çalışacağız. Daha sonrasında ise işte bitişe bir sıra trabzan ve kirpiklerimizi örerek tamamlayacağız. Şimdi 4 sıra başını bir defa dolayarak alalım ve sonrasında kafeslerimizi yapmak için birlikte olalım. Beyazımızı örmeye devam ediyorum. Birleşme yerini de birlikte yapalım. Artmamız, eksilmemiz yok. Bakınız. ilerleme ekteyim En son bakınız başlangıç yerimizin yanına kadar geldim. Hemen 2 zincir çekmiştim. 2 zincirle başını dolayıp batmıştım. Tam arasına giriyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar bir iki zincir çekiyorum dibine batıyorum ve ikinci sıramızı bu şekilde başlatıyoruz ve örüyorum bakınız birer birer bütün sıralarımızı örmekteyiz ilerleyelim yeniden geçişi birlikte yapalım sadece başını doluyoruz. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Dilediğiniz marka iplerle örebilirsiniz. Evinizdeki bulunan farklı farklı renklerde, farklı büyüklüklerde çalışabilirsiniz. Bakınız modelimizi. Evet, geçiş yerine doğru ilerleyerek geldim. Son trabzanımı örüyorum. Bakınız burada lütfen hiç kafamız karışmasın. Son trabzanımızı ördükten sonra iki zincir çekmiştim. Aynı yere başını dolayarak batmıştım. İki zincirimin tam bakın araya batıyorum. Her ikisinin arasına. Araya battım. Şu şekilde sadece geçiş yapıyorum. Bir ve iki tane zincirimi yeniden çekiyorum aynı yere bakınız aynı yere batıyorum ve üçüncü sıramı da bu şekilde başlatıyorum toplamda 1 2 3 4 sıramızı örelim 4 sıradan sonra kafesimizde yeniden görüşelim 4 sıramızı ördük çorabımızda bakınız burası geçiş yerimiz şurada herhangi bir farklı işaretimiz yok gayet güzel bir çorap topuğuyla geçiş oldu Evet şimdi Dördüncü sıramızı ördük. En son noktadayız. Hemen iki zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Bir defa geçişimi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bakınız hemen yandaki trabzan olarak batıyorum. Bakınız yandaki trabzanımızın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Sıradaki trabzana bir tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir zincir bir atla ikinciye bat şeklinde sıramızı tamamlayalım bir tane zincir bir atlıyoruz şurada atlamamışım bakınız hemen atlıyorum Evet zincirimizi çektiğimiz yere kadar örerek geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane çekmiştik. Bakınız 3. zincire gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artık burada ikili trabzan şekli örüyoruz. Araya giriyorum. Bir tane trabzan. Atladığımız yere bir trabzan. Trabzanımın üzerine bir trabzan. Atladığım yere bir trabzan. Diğer trabzan üzeri bir trabzan. Yine bir tane kafesimizin içerisine bir tane trabzanımızın üzerine kafesimize trabzanımıza kafesimize trabzanımıza örerek başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Evet en son trabzanımızı da ördüm. Başlangıç noktamızdayız. Hemen 3 zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum. Ve sadece ilmeğimi kaydırarak geçişimi yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum aynı yere bakınız aynı yere battım ve bir ikinci trabzana batıyorum bir tane atladım 1 2 3 hemen dibine batıyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum bakınız bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 hemen dibine batıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım kirpiklerimizi örerek geldim şöyle görelim bakınız çorabımızın son halini şöyle en son bakınız kirpiklerimizi yaparak geldim son kirpiğimizin bulunduğu yerdeyim Hemen bakınız başlangıç yerinin yanındaki yere de batalım. 1, 2, 3 hemen dibine batalım. Bir ileriye geçelim. Bir zincirimizi çekip sabitledikten sonra ipimizi keserek çorabımızı tamamlayalım. Evet çalışmamızı bu şekilde görmekteyiz. Diğer taraftan da baktığımızda bakınız çok hoş bir çalışma oldu. Evet şimdi şuradaki araya dilerseniz kurdeli takabilirsiniz. Dilerseniz kendi ipimizden zincirimizi çekip takabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek çalışalım ve üzerine bir tane de fiyonkla şu şekilde tamamlayalım. Dilerseniz sadece fiyonk da yeterli. 60 tane zincir çektim. Ucunu koparmadım. Hemen dışa gelecek şekilde takmaya başlayalım bakınız. Dışa gelecek şekilde bir tanenin içerisinden bir tanenin üzerinden Birisinden bakınız, dilerseniz çatal iğne ile ya da tığımızın ucuyla nasıl rahat edecekseniz şu şekilde geçirelim. Ucunda durmakta bakınız. Başladığımız yeri geçiriyoruz. Diğerisi halen ucunda duruyor. Eğer az gelirse öreriz, çok gelirse sökeriz. Devam ediyorum. 50 zincir ölçüm için yeterli oldu. Şöyle görelim. Diğer taraftan şöyle görelim. Hemen buraya bir tane düğümümüzü atalım. Bakın sadece düğüm atıyorum. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz ben üzerine şu şekilde fiyongumu da yerleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Bu şekilde çalışmamızı tamamlayalım. Evet bu şekilde çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamız hoşunuza gitmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.